yazılım önceliklerinizi almaya düşündüm. Bunun için bir poll, yani bir anket yapmayı düşündüm. Eğer cihazlarınızla bağlantılı mısınız şimdi? Şu altta vermiş olduğum bir güvenlik program kola girerseniz orada sizi şöyle bir arayüzü karşılayacak. Birçok yazılım önceliğimiz var ama benim genelde gördüğüm, eğer sunumun sonunda bakmaya hatırlarsam eğer sonuçları da göstermeye çalışıyorum. Benim gördüğüm kadarıyla güvenlik genelde bu önceliklerin en son kısmında. Ama hiç olmazsa burada da live bir şekilde görmüş oluruz. Şimdi bu Latince bir kelime, yani bir cümle, primum non nocere. Bu genelde tıp öğrencilerine ilk öğretilen konulardan bir tanesi. Dediği şey şu, bir vaka var karşısında tıp öğrencisinin ya da bir tıp doktorunun, cerrahın. Önce bir zarar vermiyor. Yani durumu daha da kötüye götürmüyor. Müdahale yap tabii ama zarar vermiyor. Bu disiplinler arası yaklaşım bizim için geçerli olur mu diye düşündüm. 2007'deki sunumlarda genelde bundan bahsediyordum. Yani biraz da idealist bir yaklaşım. İnternet üzerinde işte biliyorsunuz ASP, PHP zamanlarında çok güvensiz kodlar yazıldı ve hala programlarını çekiyor internet kurum ve dolayısıyla biz. Hani belki bilgisayar mühendisi ya da geliştirici uygulamalarında ya da projelerinde ben de dahil olmak üzere önce bir zarar vermeyelim arkadaşlar ya da bunun gibi bir prensip getirilebilirdi. 2007'de, 2008, 2009'da etkinliklerde bunu vermeye çalıştık ama bu disiplinler arası yaklaşım çalışmadı. Bu duvara toslamış gibi hissediyorum kendimi. Bu duvarla bildiğimiz business duvarı. Yani business priority number one. Herkesin ilk öncelikli konusu iş, finans, para. Dolayısıyla işte bunun son bildiğimize karşılığı startuplar, internet entrepreneurlar, işte social networking, the big next thing. Ne olacak bunlar? Dolayısıyla güvenlik hala çok da üzerinde basılacak bir konu değil gibi gözüküyor. Örnek vermek gerekirse Facebook ekleniyor ama kullanıcılara ulaşmaya ve finansal anlamda başarılı olmaya devam ediyor. Yine de neden güvenli uygulama geliştirmeliyim diye kendinize sorarsanız nedenleri şimdilik bunlar gibi gözüküyor. Birincisi, developerlara ilgilenen şans öğretti. Yani eğer uygulamanızda bir problem çıkarsa mesela Skype'da olduğu gibi username password'lar clear text olarak device'larda saklanıyor. Bu high-tech bloglarda kendini yer alıyor haber olarak ve developerlar ya da firmalar şans öğret, bad PR dediğimiz kayıplara neden oluyor. Diğer bir tarafı bunun para kaybı. Bir de tabii zorlayan standartlar var. Yani mesela PCI, SOX standartları, bunlar güvenlik standartları ve uğraşan tabii bilir ama illet standartlar. Yani işte her türlü prensibi uygulamanız gereken standartlar. Dolayısıyla ilk başta güvenlik yazmak, daha sonradan güvenlik tekleştirmekten daha kolay. Ve tabii bizim toplumumuzda ya da ülkemizde daha mantıklı bir konuşma, zorlayan kurumlar var. BTK veya BDDK gibi. BDDK daha çok bankacılık sektörüne zorluyor. Uygulama güvenli uygulama geliştirmede. BTK'da daha çok telekomünikasyon şirketlerini zorluyor. Ve tabii siyah şartlı toplulukları, işte en son haberlerde bilirsiniz, Anonymous grubu var. İşte Türkiye'de Red Hack grubu var. Bunlar her an işte developerların ya da şirketlerin karizmasını rahatlıkla çizebiliyor. Eğer bu nedenlerden bir tanesi sizin için geçerli değilse, o zaman güvenli uygulama geliştirme çok da gerek yok aslında. Ama bir tanesi eğer sizin için önemliyse güvenli uygulama geliştirmeniz. Geçelim bu bugünkü sunumun içeriği. Tek tek üzerinden geçmeyeceğim. Zaten sunum içerisine geçeceğiz ama eğer bakmak isterseniz web güvenlik belgelerde hem web uygulamalarındaki yazılım geliştirme, güvenli yazılım geliştirme süreçleri hem de mobille alakalı ilk uçları dokümanları bulabilirsiniz. Şimdi ilk konu hassas veriler ve internet. Bizim için mobile device'lar böyle bulunması hiç fark etmiyor. Desktop kullanıcıları. Önemli olan hassas veriler. Ve taşıdıkları riskler.
hassas bir ödül örnek vermek gerekirse, işte personally identifiable information, yani işte kişisel bilgiler, kredi kartı numaraları, şifreler, business'e ya da finansal olarak hassas yerleştiriyor. İnternetlerde bildiğimiz gibi niyet, yani Android device'larda işte bir aktivitenin diğer servisi başlatması ya da bir servisin broadcast ederken verdiği niyetler, veri taşıyan medium alanlar. Bakın burada C2M uygulaması var, parçası var. Yani Google'ın push notification servisi. Yaptığı şey şu, bir tane internet oluşturuyor. İçine Android güvenliği gmail.com ile ben register olmak istiyorum diye servisi start ediyor. Herhangi bir problem yok. Ama teknik temelde baktığınız zaman kırmızıyı kaynak olarak düşünün. Maviyi de hedef. Yani mesela push notification servisi. İnterneti yolladığımız zaman şu internet filtre, yani Android Priority 999 normalden daha fazla priority ekleyen bir internet, bir uygulama, bir fake service araya girip bu interneti yakalayabilir. İnternetin içerdiği bilginin önemi burada devreliyor. Eğer hassas bir bilgi gönderiyorsanız, bu e-mail sizin için hassas bilgi olmayabilir, kişiyi belirtmeyebilir ama başka veriler hassas olabilir yaptığınız işle alakalı. Password olabilir mesela. Araya girip yakalanabildiğini bilmeliyiz. Dolayısıyla da şifreli iletme verebiliriz veya content provider'lar kullanarak gönderebiliriz gelişenlerimiz. Bu birinci adım. İkinci adım da Logcat. Logcat, debugging için hepimizin kullandığı bir ortam. Ama debugging ortamı ile gerçek ortam arasında farklı olması lazım. Çünkü debugging ortamında çok rahat Logcat ortamına aktarabileceğiniz verileri gerçek ortamda mutlaka maskeleyerek kullanmamız lazım. Bu uygulama, screenshot'ı olan uygulama, Logcat Read Permission'ı kullanıcıdan alan bir uygulama. Bu permission'ı kullanıcıdan aldıktan sonra uygulama Logcat sisteminde istediği dosyanın, istediği dosyanın derken Logcat kayıtlarının istediği kısmını alabilir.